15 tekrar şeklinde evde tamamlayabilirsiniz. Spor eğitmenleri evde yapılabilecek egzersizleri anlattı, hareketlerin nasıl yapılacağını gösterdi. Öncelikle squat, sıçrama squat hareketiyle başlıyoruz. Aycan hocam da çöküyorum, squat yaparken diz kapaklarım parmak ucunu geçmiyor. Omuzlar dik, omuz karşı gördü, kafa karşıda, kollar önde. Sıçrıyoruz. Evet. Bravo. Bütün hareketleri 15 tekrar 3 set şeklinde devam ediyoruz. Evet. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzmanlar vatandaşların evde kalmaları fakat hareketsiz kalmamaları gerektiğini söylüyor. Peki evde hareketsiz kalmamak için neler yapabiliriz? Önce sağa doğru parmaklarımızı ayağımıza doğru devireceğiz. Nefes aldık ve tekrar sol ve sağ, sol, sağ ve Kütahya'da bir spor salonunda spor eğitmenliği yapan Aycan Tiryaki ve Ayşegül Derin hareketleri uygulamalı olarak gösterdi. Başlarken nefesi burnumdan alıyorum ve kalkarken ağza verdim. Nefesi burada aldım, tekrar nefes verdim. Nefes aldım ve nefes verdim. Bunu da 2 set 15 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra dizlerimizi karnımıza doğru çektik. Tabanlar gergin, topuklar gergin. Nefes alıyorum. Burada çift nefes vererek nefes verdim. Nefes burnumdan aldım ve çift. Tekrar nefes aldım ve çift. Aynı zamanda bunu da yine 2x20 şeklinde yapabilirsiniz. Burada elleri kalçanın altına alıyorum. Evet, alt karnı çalıştıracağım şimdi. Başım yukarıya doğru kaldırdım. Omuzlarımdan kalkıyorum. Bu kesinlikle çok önemli. Karnı, yani üst karnı sıkıştırdım. Parmak uçları gergin, öne doğru. Nefes aldım ve aşağı doğru inerken nefes. Tekrar nefes aldım ve verdim. Bunu da yine 2x20 şeklinde yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu bir sağ bacak ve bir sol bacak şeklinde tekrarlayabiliriz. Burada tamamen alt ve orta karın aktif. Evet, nefesini kesinlikle vermeye özen gösteriyorum. Ellerin başımın arkasından çapraz mekip dediğimiz tamamen yan karın ve orta karın aktif olduğu bir hareket. Nefes aldım ve verdim. Aynen, nefes ve verdim. Çok güzel. Yine bunu 3x15 şeklinde yapabilirsiniz. Setler arası mutlaka 20 ve 30 saniye dinlenme koyuyorum. Evet. Plank hareketimizdeyiz şimdi. Dirseklerde plank yapıyoruz. Burada sopa gibi bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Belin ve kalçanın aynı hizada olması gerekiyor. Olmaması gereken kalçanın çok yukarıda olmaması gerekiyor ya da çok aşağıda kesinlikle olmamalı. Tam ortada olmalısınız. Burada tüm vücut kasları çalışıyor. Özellikle karın kaslarını çalıştırmak istiyorsanız bu hareketleri 3x20 şeklinde, yani 20 saniye olarak yapabilirsiniz. Aycan Tiryaki vücudun aktif kalmasının önemli olduğunu söyledi. Günlük 30 dakikalık çalışma yeterli diye konuştu. Bu virüs döneminde yediğimiz, içtiğimiz şeyler de çok önemli. Tabii bunların bize geri dönüşü kilo olarak geri dönüyor. İşte bağışıklığın düşmesi olarak geri dönüyor. Motivasyonun düşmesi olarak geri dönüyor. O yüzden bunların hepsine dikkat etmemiz lazım ve hareket etmemiz gerekiyor. Vücudun aktif kalması çok önemli. Şimdi normal spor salonlarında 1 saat ya da 1,5 saatlik egzersiz çok fazla koymuyor. Ama evde yaptığımız zaman, kendi başımıza yaptığımız zaman özellikle 1 saat çıkarmak zor oluyor. Karın, kalça, bu tarz şeyleri çalıştırabiliyoruz sadece. O yüzden 30 dakika, ya yani maksimum 45 dakika yeterli olacaktır. Hareketleri 15-60 yaş aralığındaki herkes uygulayabilir. Genelde evde yapılan egzersizlerde çoğu yaş grubuna hitap ediyoruz. Zaten işte 15 yaşından 60 yaşına kadar herkesin yapabileceği hareketler. Çok fazla böyle ağır hareketler değil. Zaten çoğu kişinin evinde ekipman olmadığı için ne buluyorsa onu yapacak. Ayşegül Derin ise spor hareketleri yapmaya başlamadan önce ısınmanın önemli olduğunu söyledi. Sporda öncelik olarak başlamamız gereken nokta ısınma hareketleridir. Eğer spor ısınma hareketlerini, yani vücudu tam anlamıyla hazırlamadan başlarsak evde başımızda bir hoca olmadığı için geri dönüşü olmayan sakatlıklara sebep olabiliriz. Bunun önüne geçmek amaçlı sizlere birkaç tane ısınma hareketi ekledik. Onları lütfen evde yapmayı unutmayınız. Direkt hareketlere başlamayınız. Isınma hareketlerimizi
hepsini 15'er saniye ya da 30'ar saniye yapıp 15 saniye dinlenme şeklinde tamamlayabilirsiniz. Vücutta bütün bölgeleri çalıştıracak hareketlerin yapılmasının üzerinde duran Derin, spor sonunda soğuma hareketlerinin önemine dikkat çekti. Bacak, karın, alt karın, sırt, arka bacak bütün hareketleri mümkün olduğunca vermeye çalıştık. Evde bu hareketleri bizim ve Aycan hocama size anlattığı şekilde uygulamaya çalışırsanız eğer kendinizdeki farkı gözle görülür bir şekilde hissedeceksinizdir. En son soğuma hareketlerini sizlere verdik. Soğuma hareketlerinde vücudumuzu artık spora bitirdiğimize dair bunu göstermemiz gerekiyor. Lütfen kaslarımıza iyi davranalım. Onları ileriye geriye doğru hamleler yaparken gittiğimiz yerde kalarak yapıyoruz hareketleri. Dirseklerimizin ve eklemlerimizin konumuna dikkat etmeye çalışalım.